Öncelikle pelvik nedir hocam? Pelvik taban aslında normalde kadında idrar torbası, bağırsak kısmını kaplayan o kas tabakasına diyoruz. Bu pelvik tabanın birçok hastalığı olabiliyor. İşte pelvik bölgenin ağrıları sık karşılaşabiliyor. Hastalar bize pelvik bölgeden en sıklıkla pelvik ağrıyla karşımıza geliyor. Bu pelvik ağrının en sık sebebi nedir? Sıklıkla idrar yolu enfeksiyonlardır. Yani pelvik bölge dediğimiz bölge aslında alt karın bölgesi ve kasık bölgesini içine alan, hatta vajen vulvaya vuran ağrılardır. Bunların ağrılarının en sık sebebi idrar yolu enfeksiyonudur. Bunun dışında adet döneminde olan, tamamen yapısal olan dismenöre dediğimiz ağrılar da yine pelvik ağrı olarak sınıflandırılır. Yumurtalık kistleri pelvik ağrılara yol açabilir. Endometriyoz en sıklıkla pelvik ağrılara yol açabilir. Bazen o bölgenin apseleri, iltihapları da yine pelvik ağrılara yol açabilmektedir. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Pelvik bizim vücutumuzda ne işe yarar? Siz pelvik dediniz, pelvik tabanı mı sanırım? Pelvik tabanı, aynen. Ne? Evet. Pelvik taban vücudumuzda aslında bağırsak, idrar torbası gibi yapıları bir arada tutan, vajenin etrafını çevreleyen o kas dokusudur. Yani bu bölgenin sağlam olması çok önemlidir. Genetik olarak bir bozukluk varsa veya doğumlarda bu pelvik taban yırtılabiliyor. O zaman ne oluyor hastada? İşte sarkmalara yol açabiliyor. İdrar torbası sarkıyor, bağırsak sarkıyor vajenden. Rahimin kendisi sarkıp vajenden dışarı çıkabiliyor. Ya da idrar kaçırmaya yol açabiliyor. Dolayısıyla pelvik tabanın kuvvetli olması çok önemli. Biz bunun için hastalara bir takım Kegel egzersizleri var. Onları öneriyoruz. Özellikle doğum yapmış olanlarda yırtık varsa bununla ilgili operasyon seçeneklerimiz var. Lazerle o bölgeyi düzeltme seçeneklerimiz var. Yani değişik modalitelerle biz bunları yapabiliyoruz. Peki hocam, pelvik tabanının sağlıklı olması için ve kuvvetli olabilmesi için ve onu tutabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir kere kilodan kaçınmamız lazım. Çünkü kilo o bölgeye baskı yapıyor ve pelvik tabanın zayıflamasına yol açabiliyor. Sigara içiyorsak sigara içmemeli. Çünkü sigara da öksürükle beraber karın içi basıncını arttırarak pelvik tabanın gevşemesine yol açabilir. Bunun için tabii Kegel egzersizleri dediğimiz işte vajinal kasların çalıştırılması, işte tutma, gevşeme şeklinde bir takım özel egzersizleri var. Bunları öneriyoruz. O bölgenin yapısını düzeltmek için. Ama bunlara rağmen hastamız pelvik taban rahatsızlığından, ki diyelim ki en sık idrar kaçırma. İdrar kaçırmayla geliyorsa karşımıza, o zaman biz operasyon seçeneğini sunuyoruz. Pelvik tabanı tedavileri, ne yöntemleri var hocam? Onları bir anlatır mısınız bize? Şimdi pelvik tabanda hastanın bulunan şikayetine göre, eğer sarkma şikayetiyle ön planda gelmişse hastamız, bu sarkmaya yönelik operasyon yapıyoruz. Ama tabii öncelikle hastaya söylüyoruz. Bir daha doğum yapacak mısınız? Çünkü bizim yapacağımız ameliyat bir daha doğum yapacaksa yeniden bozulacak. O zaman diyoruz ki çocuk sayısını tamamlayın, doğumlarınızı tamamlayın, ondan sonra gelin. Çünkü hem idrar kaçırma için hem de sarkma için yapacağımız ameliyatlar bir işe yaramayacak. Doğum yaptırdıktan sonra, doğum sayısını tamamladıktan sonra sarkmanın derecesine ve bulunduğu bölgeye göre operasyon yapıyoruz. Genellikle de vajinal yöntemleri tercih ediyoruz. Hasta için daha konforlu olduğu için. Çünkü karın içerisindeki operasyonları çok yapmak istemiyoruz. Yani sonuçta hem ameliyatın büyüklüğü artıyor hem hasta için bir takım riskler oluşturuyor. Ama vajinal cerrahiler, vajinal yolla yapılan operasyonlar oldukça başarılı sonuçlara yol açıyor. Eğer hastamız total olarak bir pelvik organ gevşemesi var ve bağırsak, idrar torbası, rahim birlikte çıkmışsa, bunu hepsini aynı anda, aynı seansta düzeltiyoruz. O bölgenin yeniden rekonstrüksiyonunu sağlıyoruz. İdrar torbasını yukarı çekiyoruz. Bağırsak yukarı çekiyoruz. Rahimi de ya yukarı çekiyoruz ya da hastanın yaşına, durumuna göre de alabiliyoruz. Yani hepsini bir arada yapıyoruz. Yine sıklıkla bu pelvik taban bozukluklarında idrar kaçırma da eşlik ettiği için,
ve hasta genellikle şu şekilde bize gelir. Hocam ben öksürme, gülme, hapşırmayla idrar kaçırıyorum. O zaman bu pelvik taban cerrahisine idrar kaçırma operasyonu da ekliyoruz. Yani hepsini aynı anda yaparak pelvik tabanı düzeltebiliyoruz.